Türkiye'de zeytinin önemi ve ne şekilde üretim yapıyoruz, bunları konuşacağız. Hepsini ve daha fazlasını Ahmet Mayanki hocamla konuşacağız. Evet hocam, hoş geldiniz. Nasılsınız? Evet, teşekkür ediyoruz Akit TV izleyicileri. Bugün zeytini anlatacağız ama ondan önce çok anlatacağımız gündeme dair konular da konuşacağız hocam. Peki zeytini niye konuşuyorsun? Bir şey mi var zeytinde? Ne olmuş yani? Zeytinde güzel bir şey var hocam. Size Türkiye'de anlamlı bir ödül verdiler. 39 yıldır düzenlenen bir programın bu seneki ismi tanıtım yüzü olarak sizi seçtiler ve Zeytin Oscar'ını aldınız. Aldık. Doğru telaffuz ediyorum değil mi hocam? Doğrudur. Bursa Orhan Gazi'de yapılan törenle bu seneki basında ve medyada zeytin öne çıkaran isim olarak ve zeytin çalışmalarınızdan dolayı sizi ödüle layık gördüler. İnovasyon. Özellikle bu inovasyon teknolojisini de anlatacağız. Özellikle ikinci ve üçüncü bölümümüzde bunlara niye da gireceğiz hocam. Niye zeytine gittik? Yani bunu anlatacağız bir de. Ve zeytinin hikmetlerini de anlatacağız hocam vaktimiz yettiği sürece. Zeytinden birkaç şeker hastalarına formül de veririz. Çok sağ olun hocam. O zaman herkes kağıt olanlara kalemini hazırlasın. Çok güzel formüller de gelecek bu programda. İnşallah. Hayırlısı bakalım. İsterseniz sen ayrılmasınlar. Ayrılmasınlar hocam. Bir de kısada bir geçmişe de bakalım. Bir süredir yoktuk. Neredeydiniz? Programlarınız evet, bayağı yoğundu. Kamptan döndük bu arada. Evet, haftaya da kampı işleyeceğiz. 10 yaş gençleşme detoks kampı çok soruluyor. Yılın iki dönemi biliyorsunuz. İlkbahar, sonbaharlarda. Sonbaharın Ekim, Kasım, Aralık. İlkbaharın Mart, Nisan, Mayıs'ında Medcezir. Ayın çekim kuvvetine göre bir program uygulanıyor. 10 yaş gençleşme diyoruz. Bu çok önemli. Tüm ilaçlardan kurtularak sağlığımızı kazanıyoruz. Mutlu, huzurlu bir hayatımız oluyor. Onu da önümüzdeki hafta Akit TV kameraları kamptaydı. Oradan size çok güzel spor görüntüleri, yemek görüntüleri, kamptaki insanlar şeker, kanser, çocuğu olmayanlar bilhassa hep oradaydılar. Nasıl bir formülle, nasıl sağlıklı yaşama kavuştular. Tüm bunları paylaşacağız ama önce isterseniz gündeme girelim hocam. Bir de şunu söyleyelim. Buyurun hocam. 2-3 haftadır arazideyiz. Yani değerli Akit TV izleyicileri, Akit TV'de çok güzel programlar oluyor. Ve daha çok siyaset. Hani ben siyaset profesörüyüm ama ben siyaset yapmaya pek çalışmıyorum. Hani kozmik yaşamın sırları içinde, stratejik. Haftada 2 günde yeni Akit'te salı ve cuma köşe yazılarım var. Genelde siyaseti orada kaydırmak istiyorum. Ama Anadolu'dayız. Sizin için inanın Bursa'dan Kastamonu'ya, Bolu'dan her yerde çekimler yapıyoruz. Yani artık televizyonculukta şu bitti. Adam eline alıyor elmayı. İşte bu elmanın faydası bu. Ya hangi elma? Nerede yetişti? Yaprağı nasıl bunun? Yani bu milleti bilgilendirme, eğitim öğretimde bir merhale, bir aşama ortaya koymaya çalışıyoruz. Direkt mahallinden canlı yayınlarla sizlerle oluyoruz. Bu hafta önemine binaen İstanbul'daydık ve stüdyomuzdan şu an canlı yapıyoruz. Hakikaten bu zeytin meselesi önemliydi, buna gireceğiz. Bununla ilgili de çok önemli şeyler anlatacağım. Hatta dünkü yazımızda zeytindi ama buna ikinci bölümde girelim. Ne var gündemde? Hayırdır böyle? Sana herhalde hocam, bir şeyler geliyor. Hem mailler de geliyor bu arada. Tabii program öncesinde de. Çünkü gündem bir can filmi almış başını gidiyor hocam. Tabii sizin sağlık konularındaki bilginiz şüphe edilemez ama aynı zamanda stratejik araştırmalar uzmanısınız. Evet. Bu konuda da birkaç sorumuz olacak size. Öncelikle bu can filmi konusu nedir hocam? Türkiye'nin gündemi bu mudur, bu mu olmalıdır? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir can filmi aldı başını gidiyor. En son artık olaya Cumhurbaşkanımız el koydu. Vah, yani vah, vah. Cumhurbaşkanımız el koymak durumunda mıydı? Bürokrasi halledemez miydi? Nacizane devletin içinden gelen biri olarak size bu soruyu da sormak istedik. Gündemimizde böyle açalım istedik hocam. Evet. Şimdi şöyle, bunun iki yönü var. Demek ki devletin çarkları çalışmıyor. Bunlarla ilgili binlerce mağdur yukarılara yazılar, dilekçeler, köşe yazıları yazılmış. O devletin bakanları uzaktan bakıyorlar demek ki bu işe. Tamam mı? Kimseyle. Genel müdürü var, müsteşarı var, şube müdürü var. Tamam mı? Bunlar böyle baktığı için ne oluyor? En son Cumhurbaşkanlığı da işte hem BİMER'in hem Cumhurbaşkanlığına giden şikayetlerde baktı çözüm olmuyor.
Cumhurbaşkanı konuya direkt müdahale etti. Yani adam Amerika ile uğraşıyor, CIA ile uğraşıyor, 15 Temmuz'u temizlemeye çalışıyor, FETÖ var, paraleller var. Bölgemiz, daha coğrafyamız karışık. Coğrafya da. Suriye, Irak, işte Arabistan bilmem ne oldu. Daha Bulgaristan, Romanya'da sıkıntılarımız var. Cevahit'i bölgesi, Acarya gergin, şu an Gürcistan hiç gündemde değil. Kırım unutuldu. Unuttular Kırım'ı, kaldı Rusya'da mı, Ukrayna'da mı? Tamam mı? Bu arada Rusya ile Amerika anlaştı, Trump'la Putin, biz can filmiyle uğraşırken. Buyurun. Suriye konusu. Yani ben şunu diyorum, bu ülkede ben 33 yıl devlette çalıştım. Rahmetli Özal'dan bugüne kadar, Sayın Cumhurbaşkanı'na kadar danışmanlıklar yaptım. Bu yerleşik düzenin bürokratları böyle kritik düzen dönemlerde devletin başındaki liderleri zor duruma düşürmek için ara ara kumpaslar yapıyor. Ben cam filmini de arabanın cam filmi ya. Bu olsa ne olur, olmasa ne olur. Şimdi Avrupa bizim de arabamız var. Aynı cam filmimiz bizler. Fabrika çıkışlı. Sen buna niye cam filmi koyuyorsun? Niye koydurdun? Niye yasayı düzenlemedin? Niye bugüne kadar yapmadın da bu Cumhurbaşkanı'na kaldı? Bu çok önemli. Bunun işin bir yönü bu. İkincisi de demek ki Sayın Cumhurbaşkanı, bir görevini yapmayanlar var. Bu her sahada var. Ve planlı olarak bunu yapmıyorlar. Cumhurbaşkanı'na bir tık daha meşgul etsinler. Tamam mı? İki, bunun bizim yönümüzden sosyal psikolojik açıdan baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir konuya da müdahil olabiliyor demek. Ben şimdi burada çok ümitlendim. Şimdi salı günkü yazım bu. Ey Sayın Cumhurbaşkanı, sizin gibi devletin başında yedi düvelle uğraşan bir reis, bir başkan, bir cumhur, halkın seçtiği reis cam filmini çözün diyorsa ben burada ümitlendim. Bu tamamlayıcı tıp yasasında cam filmini ilgilendiren belki 5000 kişidir Türkiye'de. Ama ben şimdi herkesin yemeğinin tadı tuzu derler ya, tadı için hastalandırmayla ilgili besin destek ürünleri tamamlayıcı tıp, tuzu için de direkt tuz. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tuz yalayedin. Peygamber Efendimiz yemeğe tuzla başla dedi, tuzla bitir dedi. Çernobil'de, Japonya'da radyasyon aktif patlama olunca halk tuzla yıkandı. Keçilere tuz yalatılıyordu deyip de Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu şak bir memurun diyelim ki yıllık tazminatı 30, 10 katı 300 bin lira, 150 milyar lira ceza yazıyorsa ben şimdi Cumhurbaşkanı'ndan umutluyum. Niye? Bu konuya da el atsın kardeşim. Ben toplumda 1 milyon 100 bin üyesi olan bir kuruluşum. Binlerce takipçim var. Haftada 6 canlı yayın yapıyorum. 2 köşe yazarı. Alttan biri böyle bir oyun yapıyor. Bizi hükümete, seçilmiş iradeye düşman ilan ediyor. Kanunsuz. Devletin Adalet Bakanı, Müsteşarı, Başsavcısı gidiyoruz, soruyoruz. Hukuksuz diyorlar, mahkemede yürüyor. Ama maksat ne biliyor musun? Senin o ben bunu paylaşacağım, konuşacağım ya burada. Halkı seçilmiş iradeye düşman yapıyor. Bakanı arıyorsun, çıkmıyor karşına. Şimdi bu camda da böyledir. Tamam mı? Müsteşarı arıyorsun, hiç kıl aldırmıyor burnundan. Bilim kurulunun da kim olduğu belli değil. 60 topu Fatih Kaymakamlığındaki bir tane şeye. Tamam mı? Halkı düşman ediyor. Maksatlı bunlar. Planlı. Biliyorsun bize bugüne kadar onlarca kuruluş dava açtı. Niye? Yeşil çay için dediğimiz için. Tuz. Zencefil yiyin dediğimiz için. Tuz yiyin dediğimiz. Kim açtı? Odalar var. Anayasal kuruluş güya. Tamam mı? Hatta bir savcının çok güzel bir mandar sözü vardı. Hocam dedi bunların hepsi bölücü yıkıcı dedi. Sayenizde gelirler de mahkemede bir ikisini tutuklanıyor ararız dedi. Bak çok önemli. Ha ne oldu? Bunlar hukuka gidiyor, araştırılıyor, beni meşgul ediyor, gündemi, hakimi, savcıyı. Ne oluyor? Takipsizlik veriyor. İhbar ediyor, tetikçiler var yerleşik düzenin. O ilaç tröstlerinin adamları var içeride. Seni diyor biz buraya niye oturttuk bu kurulun başına diyor. Adam kapağı ürün çıkartmış diyor. Yasaklat bunu efendim. Ya düz bir rapor diyor. Yaz yukarıya diyor. Bimer var diyor. Oradaki de zaten bu konuyu bilmiyor. Böyle bakıyor. Bakıyorlar ya bakanlar şeylere, bu konulara bakanlar. Veriyor aşağıda. Soruyor haberim yok diyor. Hazreti Ömer'e diyorlar.
Fırat'ın kenarında diyor. Öyle baş olmak kolay değil. Etik kurulu başkanı, bilim kurulu başkanı, genel müdür, müsteşar, bakan, cumhurbaşkanı. Öyle cennet ucuz değil. Her yere adam lazım. Cehennem de lüzumsuz değil. Femen yağma zerretül miskale hayran yere ilahir şerran yere. Zerre kadar şerrin ve hayrın hesabı sorulacak. Öyle görmedim. Diyor ki ya Ömer diyor. Fırat'ın kenarında bir koyun çalınsa hesabını sana sorarım diyor. Ben umutluyum bu cam işinden. Bir gün inanıyorum bu Sayın Cumhurbaşkanı. Bir gün çıkar kardeşim ya bu tuz, kristal tuz. Rusya'ya gittim tuz ikram ettiler. Ben yemeği ömür boyu tuzla başladım. Bunun neresi ceza, ne olmuş, yasak mı? Cumhurbaşkanımız başbakanlığı döneminde de ekmeğe el atmıştı. Evet. O konuda da bir duyarlı konuşmayı kendisi yapmıştı. Ondan sonra bir şeyler düzeltilmeye çalışıldı. Yani bunu da işleyeceğim. Ben onun için Sayın Cumhurbaşkanımı tabii bu kadar iş arasında bu konuyla ilgilendiği için tebrik ediyorum. İnşallah bizim bu konulara da el atar. Yeşilçay için dediğimiz için aldığımız cezalara, zencefiliğin dediğimiz için aldığımız uyarılara da bir el atar. Ne oluyor kardeşim bu ülkede? Hedef ne biliyor musun? Gündemi meşgul etmek. Kuyuya taş atıp birileri kuyuya taş... Sabahattin Zaim Allah rahmet eylesin, doktor hocam ilmi siyasette. Sayın Cumhurbaşkanlarının ve başbakanların da hocasıdır. Doktor hocamdı. Oğlum derdi gündemi biz belirleyelim. Birilerinin attığı, kuyuya attığı taşı çıkarmaya uğraşmayın derdi. Ben onun için siyasi konularla ilgilenmiyorum ama burada biri o taşı attı. Bak 2-3 gündür bize de geliyor böyle meseleler. Ona ceza yazıyor, gündeme getirtiyor. Bize ceza yazıyor, gündeme getirtiyor. Tamam mı? Aslında devletin bu kadar devlet bu işlerle mi uğraşmalı? Sen rafine tuzun insana verdiği zararları ortaya koysana tuz yeme demekle oluyor mu? Çin tuzu ne? Monosodyum glutamat. Monosodyum glutamatın şu an piyasadaki markette satılan %90 gıdaların içinde olduğunu, insan neslini yok ettiğini, tamam mı? Bir yiyenin bir daha yememesinin mümkün olmadığını alışkanlık yaptığı malum adıyla Çin tuzunun, tamam mı? Sen bununla uğraşsana gücün yetiyorsa uğraşamazsın. Onun ağababaları, tröstler, karteller yok ediyor. İnsan neslini yok edip, bu ülkede sağlık sistemini bloke edip, ilaç satışlarını arttırıp, hükümete de bunun karşısında hastaneler yetmiyor diye verdiği raporlarla şehir hastanelerini kurdurup, hiçbir kelin başına merhem olmayan, üretilmeyen bir ilaç, üretilmeyen bir merhem, üretilmeyen bir alet, ultrason vesaire, MR, hepsini dışarıdan alıyoruz. Sen bunun da sebebi ne? Monosodyum glukomat. İkincisi mısır şurubu. Çöz bunu. Çözmez. Çözemez. Ağa babaları müsaade etmez buna. Sonra diyorlar ki işte yalnızım. Yalnız değilsin ya, biz buradayız işte, arkandayız. Aslan gibi sen dur Sayın Cumhurbaşkanı. Biz hiç yedi düvelle senin yanında savaşırız, savaşıyoruz. Bak savaşıyoruz, hak yolda yürüdüğü sürece savaşıyoruz. Hepsiyle savaştık. 80 öncesi de savaştık biz. Rahmetli Türkeş'ten, Muhsin Yazıcıoğulları'ndan, Özal'dan, Allah aslanlar gibi hocam mücadele ettik. Ecevit'i bile hastaneden çıkarıp kurtardık ya. Tamam mı? Bir Deniz Baykal'a gücüm yetmedi yani. Onu da yazdım biliyorsun. Evet, dikkat hocam. Aman dedim sağlığında, hani Baykal'a geçmiş olsun diyorum sağlığında. Biri çağır da sor ya, ne diyorsun kardeşim sen? Cumhurbaşkanı eceliyle mi öldü? İçirdiler limonatayı. Muhsin Yazıcıoğlu ne, uçağı mı düştü filo? Yok. Acaba pilota bir limonata içirip X-ray hakkında kendinden mi geçti? Kim biliyor bunları? Niye yazdık stratejik araştırmalar kitabını? Türkeş Almanya'dan kalp ameliyatı döndü, baktırdı kalbine. Bu iş dediler genç 20 yaşındaki gibi bir gün sonra öldü. Niye? Bir davete gitti öldü. Niye öldü kardeşim? Kim? Şimdi bütün başbakanları, cumhurbaşkanlarını böyle götürüyorlar. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız da hani dizilerde öğrendik. Hastaneye gidip de ameliyat olsaydı acaba çıkabilecek miydi? Acaba yani hep sarayın içinden bu sıkıntılar var yani, değil mi? Hep dizi izliyoruz, Abdülhamit dizisi.
Hani payitaht Abdülhamit'te hep bakıyoruz içeride hainler. Her dönem içeride hainler. Adam büyücü doluyor, müneccim başı. İçeride hop ilaç yapıyor, yediriyor, bilmem ne oluyor. Bak kılıca bir şey damlattı. İşte son dizide gördünüz. Acaba şimdi burada da o müneccimler şimdi medyum olarak sarayın içinde mi acaba? Bak buradan söylüyorum. Kenarında mı, kapısında mı? E bu ülkede yıllarca en güvendiğimiz Allah diyen, lillah diyen, ağzında Allah lafıyla olsa da her ne kadar hayatı karışık da olan insanlar sarayın içine girdi, koruma oldu, koruma müdürü, yaver oldu, danışman oldu, kardeş oldu, bacı oldu. Ya oluyor bunlar, dikkat etmek lazım. Onun için ben Baykal'a öyle demiştim. Yani sağlığında ya geçmiş olsun diyorum. Bak adam çıkamadı içeriden yani. Şimdi bunları niye söylüyorum? Türkiye'nin gündeminde içeride hainler var. Paralel sadece bilmem işte ben FETÖ'yü benden iyi bilen biri varsa çıksın burada. Bak Nurettin Veren'e bir şey demiyorum. Onun imamıydı. Rusya'da ilk okullarında, ilk şeyinde, ilk yerinde, Moskova'daki kanal açımından, Zaman Gazetesi'nden, üniversitesine kadar tek devlet adına bilen biriyim. Nurettin Veren de o bölgelerin imamıydı o zaman mesela yani. Gelsin ben anlatayım onlara. Kimmiş paralel? Bunlar ne yapar? Kim? Ne paraleller var? Ne paraleller var? Tamam mı? Bunların hepsi birer oyun. Bunların hepsi birer oyun. Gençler bunu duysun. Tamam mı? Ağzı olan konuşuyor. Gel kardeşim 15 Temmuz gecesi kim konuştu şu kanalda? Siz konuştunuz hocam. Ya biz konuştuk. Başka adam konuşmadı ki. Adam yoktu. Çoğu yoktu ortada zaten. Ya Kısıklı'da ikinci gün adam bulabildiler mi konuşmaya? Kim konuştu? Siz konuştunuz. Ben konuştum yine. Cumhurbaşkanının evinin önüne gidip ben konuştum Kısıklı'da gece 11'de. Esenler'de. Esenler meydanından arıyorlar hocam. Burada Taksim'de. Da konuşun. Kimse konuşmuyor ki. Bekliyor acaba döner mi bu iş falan filan. Konuşmakla yetinmedik. Saraçhane'de, Kastamonu'da, İnebol'da. Soruyorum Kastamonu'da ne yaptınız? FETÖ'nün en büyük merkezidir yine. Bütün FETÖ'cüler durmaktadır. Buradan Akın'a, Karasına, partisine, oranın savcısına hepsine söylüyor. Hepsi durmakta, hepsi duruyor. İş adamları öldü. Devlet kuruluşlarında, devletin işte tarımdır, ormandır, köy hizmetleridir. Bilmem nerelerinde olan bütün yapılan toplantılar hepsi duruyor ya. Vallahi duruyor, billahi duruyor, tallahi duruyor. Ben biliyorum. Adam benim bir saatte organize sanayide AK Parti'den aday oldum diye elime belge veriyor, iptal ettim diyor. Sağ olsun Şehmuz Günaydın valim geliyor da adam araştırıyor diyor bu FETÖ'cü bilmem ne uğraşıp duruyoruz daha. Bunlar aynen duruyor. Yazdık bir de konuşmak değil bak 21. yüzyılda stratejik araştırmalar yazdık. Onun için Türkiye bulunduğu bölgede yaptığı politikalarla yıllardır yapamadığı politikaları başlattığı için çevrede çok güzel bir algı operasyonu oluşturdu. Çevredeki hem soydaşlarımızdan hem dindaşlarımızdan çok büyük destek alıyoruz. Ama bu demek değil ki şu an hallolmuş hiçbir şey yok. Sadece güvenli bölge, ben oraları gören biriyim. Hani siyaseti işte yani galericiler, müteahhitler, kabzımallar siyaset yapacak yapmasın mı? Ama hocam derdi ekseriyet bunlar yaparsa oğlum bırak çağırsınlar. Öyle bir kültür de yok Türkiye'de. Hani tırmalayacaksın gideceksin. Bana da bir şey lazım değil yani. Benim şu kitabım 1 milyon satmış. Ahirette beni kurtaracak bir eser işte bu değil mi? Evet. Kitap. Kitap ya. Türkiye'de 200 üniversite var. 1 milyona yakın akademisyen var. Kitapsız hepsi. İstisnaları hariç. Bu arada kitapsız derken hocam bir eseri olmayan. Eseri olmayan tabii yani. Yanlış anlayanlar da olabiliyor. O da buradan ders çıkaranlar da olabiliyor. Hemen bir şeyler yapabilir miyiz acaba diyenler de oluyor. Yok ben kitaptan bilimsel kitaptan bahsediyorum. Evet. 1 milyon kişi okumuş ya yeter Prof ya. Olmuş çalışmasını yapmış ama alanında bir eser yazmamış. Benim sadece istiyorum. Sağlık alanında 16 tane kitabım var. En azından 5 milyon kişi okumuş yetmez mi? 16 kitap var 54'e yakında üniversitelerde. Üniversitede de 3 tane okutulan hocam. Var marketingin esasları, tamam uluslararası marketing, ajent mukaveleleri, uluslararası teşkilatlar, Birleşmiş Milletler'in organları. Yahu
Sayfam 8 sayfa sürüyor da konuşmuyorum bak. Ne yazıyor burada, hiç akademisyen var mı, şey yazıyor mu? Ne yazıyor? Sadece Ahmet Elmas Marankezi. Bitti bu kadar ya. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz ya. Niye kullanmıyorsunuz hocam titrenizi? Çünkü protesto ediyorum. Bunu kardeşim, daha önceden de soruyorlardı. Şimdi de sorular geliyor. Ahmet hocam bitkiyle mi uğraştı? Siyaset mi okudu? Tarım mı okudu diye soruyorlar. Aslında hepsini okudunuz. Hepsini okudum. Ve hiçbirinin titresini de kullanmıyorsunuz. Kullanmıyorum. Niye? Ahmet Maranki'nin aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Eşeğe şeddeli kitap yüklesen, özür dilerim izleyicilerimden. Eşek eşektir, kitabı yüklemeyle değişmez ki. Ünvanın olsa, diplomalı cahil olduktan sonra bu tarihi bugüne kadar Türk tarihinde, Osmanlı tarihinde, Emin Oktay'ın bize okutulan tarihinde hep padişah haindi. Şimdi buradan bir cümle söylüyorum. TRT Genel Müdürü'ne, ilgili bakana ve Payitaht Abdülhamit dizisini yapan o sayın yapımcı ve yönetmene bana yüzlerce mail geldi. Yahu dedi hocam, eskiden Emin Oktay'ı eleştiriyorsun, eski tarihte diyorlardı ki padişah haindi, padişah kaçtı, padişah buydu. Bu AK Parti döneminde TRT'nin bu genel müdürlüğünde bir algı operasyonu mu oluyor diye sosyal psikolojik açıdan düşündük. Hakikaten şimdi padişahın oğlunun gerizekalı olduğundan tut da işte onu aldanıyor, kızlarının sadece giyim kuşam, affederse, hepsi evlilikle ilgili. Büyük bir sarayda düzen olduğu gibi şey, Dallas filmine döndü bizim Payitaht. Ben buradan uyarıyorum, bununla ilgili de yazı yazacağım. Bir de arada getiriyor, Coca-Cola reklamı veriyor. Kim yapıyor bunu? TRT yapıyor. Padişahın Abdülhamit'i bütün çocukları gerizekalı, şaşı, aptal gibi, hani böyle şey, hep vasıfsız, aldanıyor, vasıfsız, silik, kızı söylüyor, gizli bir şey, cümle. Karısı düzenbaz gibi gösteriliyor. Kızları hep aşk, koca meraklısı. Tamam mı? Hep böyle kız, yani büyük entrikalar dönen bir saray. Ya diyelim ki böyle, bunu niye anlatıyorsun ya? Dinimiz diyor ki kem sözü geciktiriniz. Mümkünse söylemeyiniz. Kim yapıyor bunu? Mehmet Bozdağ yapıyor. Onun yapımcısı yapıyor. Kim yapıyor? TRT yapıyor. Hem de örtülü ödenekle. Burada ilmi siyaset bir algı var. Osmanlı Abdülhamit döneminde devletin tamamen böyle, diyelim ki öyle, ya bize mi düştü milletin ayıpını araştırmak? Niye Muhteşem Yüzyıl dizilerini, bilimleri kınıyorsun o zaman? Büyük bir oyun var. Arada da kola reklamını kaptırıyor. Parayı da İsrail'e yolluyor. Sonra diyor ki düşmanımız İngiliz. Aldatmayın kendinizi ya. Allah bunların hesabını soracak. Buradan kınıyorum Sayın Mehmet Bozdağ. Büyük şeylere imza atmışım. Bu ne entrika ya? Bu ne entrika ya? Yok böyle bir şey. Ben Ahmet Akgündüz'ün Osmanlı tarihini okudum. Yılmaz Öztunan'ın okudum. İyi bir tarihçiyim. İyi Osmanlıcam var. Doktora da bile Osmanlı'dan 100 almışım derslerimde. Türk tarihinde, Abdülhamit tarihinde böyle ahlaksız bir saray yok. Yazıklar olsun ya. Arkadan da kola reklamı. Dinleyen var mı? Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkenin umudu sizde. Nasıl ki 5000 arabanın cam filmine el attınız, şu Abdülhamit dizisine de bir el atın. Sizin destekleriniz var bunda. Bırak Maranki'nin tuzu, tuz mukaddestir, tuz güzeldir. Neyse, geçelim bunları. Geçelim hocam. Yani buraya geldi mi böyle esiyoruz, gürlüyoruz. Yazık ya. Ben çok güzel program yaparım ha Hakan. Ama hocam şöyle bir şey söyleyeyim. İzleyenler gerçekten çok seviyor ve üslubunuzu beğeniyorlar. Çok da güzel mailler alıyoruz. Gerçekleri cesurca konuştuğunuz için size ayrıca da teşekkür ediyorlar. Hocam sorular da geliyor. Hazır gündeme değinmişken Ahmet hocamdan Suudi Arabistan'dan da bilgiler alabilir miyiz? Orada olan olaylar neler diyor. Sonuçta siz o bölgeyi bilen, o bölgede çalışmış ve Suud ailesini de yakinen tanıyan insanlardan birisiniz. Suud ailesi, yani bizim Türkiye'de cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar hepsi, Sayın Cumhurbaşkanımı tenzih ederim, değerli eşimin Erdoğan Hanımefendi sorarlar zaman zaman. Ama diğerleri, İşte hepsi Amerikalara, Fransalara kesiliyor, biçiliyor, iş adamları, zenginler gidiyor. Ama sen de biliyorsun, en yakındaki aslanım olarak ne oluyor? Suud ailesinin bütün
kız kardeşleri, ailesi kime geliyor? Buraya geliyor hocam. Bize geliyor, evet. Değil mi? Tedavi oluyorlar yani. Danışmanlık alıyorlar. Hatta gördüğümüz, tanıdığımız isimler de var şu an. Yani farklı tabii şekillerde yani, gördüğümüz. Orada işte şu an yani burada geçen Yalova'daydık işte. Villaları bile var orada yani hepsinin. Evet. Yani söylemek istemiyorum. Yani Ammar bin Mahfuzlardan tut da daha henüz prensler, şeyler, bacıları okuyanları. Şimdi biz bunları biliyoruz ama soran yok ki ya. Ben İlgi isteyen yok kardeşim. Ben sormuş olayım hocam Türk halkı adına. Şimdi Kabe bizim için kutsal. Önemli bir yer. Ve tabii buradaki bir gerginlik bizi de etkiliyor. Şu an Suudi Arabistan'da ne oluyor? Kardeşim özetle şu, bunlar ömür bu kadar uzun değil. Ben ilmi siyaset profesörü olarak 87'de Musul, Kerkük, Bağdat'ta görev yapan Irak-İran Savaşı'nda, daha sonra da Cidde'de İslam Bankası'nda bütün oraların sosyal yapısını bilen halkın, işte Cidde'deki o çıplaklar kampından tut da, tabi oradaki çıplak şortlu olunca çıplak oluyor yani. Onu da söyleyelim. Evet, evet. Oralarına kadar bilen biriyim yani. Yani çok yakın biliyorum, Ümmülkura'da olsun, Mekke'de olsun, Medine'de olsun çok yakın dostlarım var. Gittiğimde geçen yıl Hac Farizam'da da sağ olsun Necati Öztürk Hoca başta olmak üzere. Bütün bilgileri alırız. Dostlarımız var. Şu an oyun ne biliyor musunuz? Oyun Amerika'da bütçe açığı var kardeşim. 3 trilyon dolar borcu var adamın. Diyor ki iktidara getirenler, iktidara muktedir olup iktidara getirenler, yani iş adamları, çevre, o sermaye, diyor ki kardeşim bizim para kazanmamız lazım. Silah fabrikam çalışmalı, top fabrikam, tak fabrikam çalışmalı. Bilgisayar, bina yapımı, çevre, her şey, bunları üretme, uçak fabrikam çalışmalı. Ne olacak? Bir yer yıkılmalı ki tekrar ben bunu satabilmem lazım. Yıllardır hiç savaşsız bir dönem var mı son sanayi inkılabı 1945'ten sonra? Bulamazsın. Her niye? Muhakkak bir sanayi üretmesi lazım. Bir Alman satıyor. Bugün git şeye bak şimdi, İran'a karşı çıkan devletlere bak. Bütün Avrupa Birliği İran'a karşıdır, Amerika değil mi? İran'ın bugün bütün alışveriş ticaretini Fransa ile yapar. Uçakları bile mirajdır. Amerika'ya da kızar eder ama yine ticaret yapar. Kardeşim ambargo bunun altında olursa kapitalizm yatar. Buradaki savaş da şudur. Ilımlı İslam diye bir İslam yoktur Sayın Cumhurbaşkanım. İslam bir tanedir. Bu bir oyundur. Türkiye'de 50 yılda getirdikleri süreci. Orada da 1 ay, 3 ay, 5 ayda yapıyorlar. Bu iş İngiltere ile, tam Anglikan gizli servisiyle, Amerikan gizli servisinin iç savaşıdır. Çünkü Suriye'de, Irak'ta, tamam mı, Katar'daki üsler İngiliz üsleridir. Evet. Bak, Amerikalılar buraya çöklerine bir savaş çıkarıp o bölgede durdu çünkü Türklerin müdahalesiyle, Tayyip Erdoğan'ın müdahalesiyle iş bitti. IŞİD de gitti. Taşeron kuruluşlar da bitti. Bir İran var. Onunla da ikili anlaşmalarımız var. Bir sıkıntı var. Şimdi bunun anlaşmaları bekleniyor ama bölgede bir sıkıntı olacak. Ve bu yürüyecek. Tabii Türkiye burada Mekke Medine'ye müdahil olup buranın korumasını her zaman dediğimiz gibi İslam Konferansı Teşkilatı, bak Allah rahmet eylesin, Özal döneminde talimatıyla başında Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş olmak üzere İslam Konferansı Teşkilatı organlarını hazırladım. Doktora çalışmamdı. O zaman kurulan bir birimle bu mukaddes topraklar mutlaka bir komisyon tarafından işletilmeli. İşte Amerika zaten, Suud ailesi bir Yahudi kökenli bir aileden gelmektedir. Bu Şiilik vesairelik de işin çok garibi. Bak öyle bir yere getirdiler ki Türkiye'yi. Ne biliyor musun? Şimdi biz kimin tarafındayız biliyor musun? İran'ı destekliyoruz. Bağdat yönetimini. Kim bunlar? Şialar. Şialar. Biz ehli sünnetiz. Halbuki bizim Suud'la olmamız lazım. Yani değil de insanlık adına olmak var. Bir de İslamlık adına olmak var. Şimdi bütün bunlar unutuldu. Ehli sünnet bu tarafa doğru saldırdı. Biz İran'la Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunur hale düşürdüler. Ama Rabbül Alemin herkes kaderini yaşayacak. Bu bölgede bir savaş halen devam edecek. Türkiye yaptığı politikalar doğrudur, eksiktir. Daha hızlı ileri giderek beklemeden neticeler almalıdır. Onun için İngilizle Amerikalı'nın savaşını da beklemek lazım. Bunlar sanıyorum Rusya'yla da tabii bu ara en büyük sıkıntı.
bekleyip görmek lazım. Ben Rabbil Alemin buyuruyor ki layık olduğunuz şekilde idare olunursunuz. Biz bunları hak ediyoruz ki bunlar başımıza musallat oluyor diye düşünüyorum. Çok güzel düşünceler hocam. Çok sağ olun. Kısa bir reklama gidelim isterseniz hocam. Reklamlardan sonra da ikinci gündemimize geçelim. İkinci gündemimizi değerlendirelim. Kısa bir reklama gidiyoruz. Bizden ayrılmayın. Gündemimizi değerlendirmeye devam edeceğiz. Ve Zeytin'e de tabii yavaş yavaş sıra geliyor. Bizden ayrılmayın. Evet, reklamların ardından yine sizlerle beraberiz değerli Akit TV izleyicileri. Hocam şimdi yönetmenim de gösteriyorlar. Masada güzel bir heykelcik var. Evet. Bu nedir? Biz sizden duyalım istedik. Niçin verildi ödülümüz? Evet, şöyle... Oscar'a da benziyor. Evet. Türkiye'de üçüncüsü yapılan bir Oscar ödülü var. Gördüğünüz gibi altın Oscar. Hakikaten altın kaplamalı, kıymetli bir şey. Öbürleri gibi. Üçüncüsü altın Oscar'ları ödülü. Zeytin bir altın biliyorsunuz. Sıvı altın diyoruz zeytine. Bu sene... jüri, işte ticaret odaları, sanayi odaları, işte Bursa, Uludağ Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Aldebaran Üniversitesi, yani bu konuda bitki ana bilim dalı başkanları ve jüri heyeti, çiftçilerden oluşan bir jüri Türkiye'de zeytini stratejik bir madde olarak, dünya biliyorsun Sağlık Örgütü şu an zeytini stratejik bir maddeyle, ağacını kesmek, dalını kesmek dahi yasak. Türkiye için yorum yapmıyorum. Şu an sıkıntılar var. Evet. Yasada bir oynama yapmak istediler. 35-73 çok önemli o madde. Beşinci maddesinde işte hektara 15 zeytin girmeli. 12 olursa kesilsin falan gibi bir takım ayak oyunlarıyla böyle bir işler yapmaya çalıştılar. Bak, bak. Hocam çok güzel yerden konu açtınız. Ben de şöyle bir soru yönelteyim size. Daha öncelerde de dile getirdik ama şimdi zeytine girerken sizin zeytinle geçmişte de Birleşmiş Milletler'de de bir anınız var. Ben duyduğumda çok üzülmüştüm. Allah'tan böyle bir şey gerçekleştirilmemiş ama sonrasında bu dediğimiz maddelere de dayanan bir konu. İsterseniz bir ona girelim hocam. Nedir o başınızdan geçen hadise sizden istenilen? Şimdi Necip Türk milletine şunu söylemek istiyorum. Ben tütün eksperiydim. Dediler ki sen yani baş eksperlik yaptın. Kitabım var. Tütün sanayi ve politikaları ders kitabı olarak okutuluyordu. Dünya tütüncülüğünde birinciydik. Türk tütünü katılmayan tütün sigara yapılmazdı. Ama sigara kötü bir şey olduğu için bu konuda bizden yardım istediler. Dediler ki ya bu Türk tütüncülüğünü ıslah edelim. Hani genetiğiyle 2'ye, 3'e, 5'e işte Virginia, Burley, Flukurt daha bir dedi. Yani İzmir tütünü şu kadardır. Bunlar tütünün çeşitleri. Evet. Dediler bunun azaltılması şudur budur. Bu sahalara da daha verimli şeyler dikilmesi. Bir proje vardı. Biz o projenin içindeydik. O proje başarılı olarak tamamlandı. Türkiye'de sigara şey oldu. Taban arazilere ekiliyordu. Su tutması vesairesi. Neyse tütün işi bitince oradaki başarımızdan supervisor'dık. Dediler ki Birleşmiş Milletler'den hocam dediler sana bir proje daha. Ney? Türkiye zeytin ülkesi. O zaman ikinciydik yaklaşık. 95'li yıllar, 97'li yıllar. Ne yapalım? Türkiye, İspanya, İtalya, Yunanistan'la üçüncü ve ikincilik arasında gidip geliyoruz. Bir de Tunus var. İlk dörtte böyle bir savaş var. Bak, bu çok önemli. Şurada da skalamızda ekranda görüyoruz hocam. İspanya, İtalya, Yunanistan, Türkiye ama çoğu zaman biz öne geçiyoruz burada. Biraz bu sadece şeye veriyor. Dene üretimine göre kilo üretiminde öndeyiz biz gördüğün gibi. Hı hı. Dolayısıyla dediler ki ya bu aynı paraleldeyiz biz. Aynı paraleldeyiz. Dediler bu zeytini çıkaralım. Hani siz bu işi bitkicisiniz, tarımcısınız tamam mı? Yerine kanola dikelim. Bir araştırdım ki bunun altında bir hind var. Bir plan var. Supervisor olan diğer Birleşmiş Milletler'deki uzmanlara sordum. Bunun için Yunanistan
İtalya ve Avrupa Birliği fon oluşturmuş. Böyle bir tezi Türkiye'ye kabul ettirirsek zeytincilikte birinci olacağız. Bak. Tabii ben böyle bir projeye dedim ki önce bir teklifi yapın dedim. Yaptılar. 24 bin dolar aylık harcama, 24 bin dolar ve 24 bin dolarda sağlık harcamamız var. Ve diplomatsın. FAO'nun bir üyesisin. Bir önceki projem UNDP'di. Kalkınma, United Nations Development Programları ve UNV çalışıyordum. Volunteer çalışıyordum. Gönüllü Birleşmiş Milletler uzmanıydım bak. Türkiye'de bu görevleri kimse yapmamıştır Hakan. Bak. Türkiye'de bir Kemal Derviş vardır UNDP çalışan. Bir de siz varsınız. Ama benim adım Ahmet işte. Kemal olmayınca bu ülkede kıymetin olmuyor. Kemal'in çok kıymeti var yani. Evet. Hocam. Hak eden var, hak etmeyen var. Biz adımızı değiştirmeyeceğiz tabii. Ha şimdikiler kıymet biliyor mu? Bir gün bir çağır sor değil mi ya? Sen UNDP çalıştın. Türkiye Cumhuriyeti'nin parasıyla. Tamam mı? Gel kardeşim bir bilgi ver bu ülkeye. Vallahi billahi tallahi hiç kimse demedi. Demedi. Neyse. Dolayısıyla baktın dedim ben bu projeyi 24 bin dolara reddettim. Ve Türkiye'ye döndüm. Dönmeyip bu projeyi yürütecektim. Isla adı altında en değerli zeytin arazilerimizdeki ağaçlar yok edilecek. Evet, ben tabii Allah hepimiz ölüp gideceğiz. Onun için buradan herkese söylüyorum bir yere imza atan, kağıt atan, yazı yazan insanlara. Şimdi ben geldim zeytini işte Türkiye'ye geldim baktım ülke elden gitmiş. 100 kişinin 98'i ilaç kullanıyor. Eyvah, hastaneler dolu, hapishaneler dolu, meyhaneler dolu, delihaneler dolu. Akıllı adam yok hiç böyle yani. Hiç. İlim bitmiş, film başlamış, diziler bir ülke. Türkçe gitmiş, kültür asimilasyonu. Biliyorsun Amerika'ya gidiyorduk. Kanada'da bu projeler vardı. Tundra projesi. Geri döndük. Geldik ülkemize. Başımıza gelmeyen felaket kalmadı. Sen misin? Sen misin yeşil çay için dersin, zeytin yersin? Konumuz zeytin. Geldik zeytini, Kur'an'da 7 suresi 6'dır. Bir de dolaylı olarak andır 7 kere zeytinden bahseder. Ve yemin eder. Bak. Hem Kur'an'ın indiği dağa, hem incire, hem zeytine. Mukaddes bir şey. Geldim bunu araştırdım Hakan. Ve ilk defa zeytinin yaprağını hijyenik olarak, bakın Faruk Durukan bunun şahididir. Ege'de 400 bin ton Balıkesir havzasında, Yüre havzasında, Altınoluk Edremit havzasında 400 bin ton zeytin yaprağı Hakan toplanıp yakılarak flora ve fauna, börk böcek yok ediliyordu. Hemen dedik bunun ekstratını yapalım. Gülendam Tümen Profesör Balıkesir Bitki Anabilim Dalı Başkanı. Kulakları çınlasın hocanın. Bir işbirliğiyle, üçlü bir şeyle dedim ki arkadaş bunu üretilir, üretilir. Kim satacak? Ben satacağım. Getirdik bunun ekstratını yaptık. İçinden dünyanın en kıymetli antifungal, antikanserojen, tamam mı? Antibakteriyel, daha pek çok. Ekstrasyon dediğimiz ekstrasyon, olay. Ekstrasyon. Bir tonundan içindeki oloropin etken maddesini atomize sistemle çektik. Bir tondan bir kilo. Bir kilo. Bak. Bu insanlığa hizmettir bak. Jüri ödülünü buna vereceksin ya. Elif Şafak'a bilmem kime bilmem kime bu sporcu, popçu, topçu diye o belediyelerin milyonlar harcadığı sonradan hepsinin paralel yapıların adamı çıkıp da dışarıdan bize ihanet ettiği adamlar bu devletin jüri ödül verdiği adamlar. Evet. Bize hiç kimse ödül vermedi. Ne yaptık? İhanet etmedik memleketimize. Getirdik zeytinin yaprağını topladık, çay yaptık, içti insanlar. Zeytin yaprağının çayını al, biraz sonra göreceksin anlattım. Al iç, yanına bir de yeşil çay. Bak bu pankreasa benziyor. Bak ekran yakınlaştırsın yönetmenim. Pankreas aynı bu şekildedir bak böyle. Bak böyledir bak. Organı keşke yanına koysa. Bunu kaynat. Ya bir iç suyunu ya. İç bakalım ne oluyor ya.
Zahter içerler Doğu Güneydoğu'da. Adana, Mersin bölgesinde kekik suyu kaynatıp içerler. Evet. Zeytinin al bunun içindeki tabii zehiri, o bakırı bilmem neyi, kimyasal gübreleri, onda sirkeli suyla kaldır ortadan. Al bizim suyunu iç ya. Oloropin var bunda ya. %5-6 oloropin var içinde. Ki Avrupa'da çok kıymet verilen bir şey oloropin. Dünya World Medicine Agency, dünya yani bilmez halkımız bizim değil mil fazla. Dünya İlaç Ajansı oloropin etken maddesini sağlık alanında kullanmayı kabul etmiştir. Üniversiteler bununla ilgili bilimsel deney yapmaktadır. İşte Gülendam Tümen, Balıkesir Bitki Kimyası Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör hem eczacı kökenli hem diğer kökenli. Geçen Özlem Hocam işte şeyde Celal Bayar Üniversitesi bitki kimyasında bak doçent Özlem Hoca hemşerim. Hocam diyor yerden göğe haklısın başka diyen yok. Getirdik bunun birebir çayını yaptık. Zeytin bilinen şekli çekirdeğiyle yedirdik. 100 kilodan yağını 0.5 asit çektik. 500 kilodan getirdik ekstrat kapsülünü. Arkadaşlar burayı gösterelim. Göstermedim hiçbir işe yaramıyor. Bak burada heyecanlıyız. Bu heyecanımıza katılın lütfen. 500 kilodan dünya insanlık tarihine burada oloropin etken maddesi. Bak. Üniversitelerle işbirliğiyle. Bu da yetmedi. İnovasyon dediğimiz bir tondan oloropini çektik. Daha öncesinde yakarak çevreyi mahvettiğimiz şeyden yapraktan bunu yaptık oldu. Kardeşim bu ülkede ya. Bunu yaptık ya. Bak. Bunun bir ötesi ilaç sanayi. Ha biri çağırdı ödül mü verdi bize? Devletten. Hani bilmem ne. Devlet sanatçı ödülü bilmem bilim ödülü. Yok böyle bir şey. Aa bak sabun bu niye duruyor? Hocam ya kardeşim bu sabun çöven otundan yapılıyor. Zeytinyağı saponin maddesini çekiyor Ahmet Maranki içinden. Koyuyor içine bunu bak yiyorsun. Yiyorsun. Şimdi buna da Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu sabun ye dedi diye de ceza yazabilir. Bu arada böylece... Valla ben cam artık cam örneği var ya, araba cam örneğine Cumhurbaşkanı ilgileniyor, direkt yazı yazacağım. Hocam cam konusunda söylediklerinize inanamamışlar, mailler, yorumlar geliyor. Bir de gerçekten hocama tuz için ceza kestiler mi? 150 milyar lira. 150 bin TL. 1000 TL. Dünya tarihinde görülmemiş. Tuz yiyin dedikti 150 bin lira ceza. Tabii bak 10 bin kişi yürüyüşe geçiyor. Oradan soru soranlara da cevaplamış olduk. 150 bin lira da ceza yemişiz bu konuda. Tuz yiyin dediniz bak, diye. Bak bunu ağzımıza aldık şimdi bunu da diyecek. Haberi yok ya bu bakan arada, bakan uzaktan bakıyor. Sabunda da çok güzel bir hamam kokusu geliyor hocam. İşte sabun buydu bak. Bakan bak bu ülkeyi kültürünü yok ettikleri gibi bu sabun kültürünü de yok ettiler. Evet. Şimdiki sabunlar, şampuanlarla elini yıkadığın zaman kirleniyorsun. Bedenin kirleniyor, saçın dökülüyor. Niye bizim saçımız dökülmüyor? Biz söylediğimiz gibi yaşıyoruz kardeşim. İşte inovasyon burada. Buradan bire bir, bire yüz, bire 500, bire 1000. Bu inovasyon. Oloropin maddesi. Daha bunun gibi bundan krem yap, şeyini yap, çayını iç, bilmem neye koy. Çok önemli. Çeşitlendirebiliyoruz. Artı çekirdeği gördü bakın. Şimdi bunu... Neden hocam bu arada lafınızı bölüyorum kusura bakmayın. Çekirdeğini neden yutuyor? Siz sürekli söylüyorsunuz ben yanınızda olan bakın, biri olarak da biliyorum. Yıllarca medreselerde çekirdek çıkmamış. Araştırdığımızda derler ki Kur'an'daki ayete atfen değil. Çekirdeğinin içinde hocam derdi ki bir altın vuruş var. O çekirdeğin içinde böyle iğne ucu kadar bir altın, altından kıymetli. Niye? Kardeşim bu bir zeytinde diktiğin zaman bir zeytin ağacı olmuyor mu? Oluyor. Orada 1 milyon zeytin olmuyor mu? İşte o içindeki altın. Özü yani. Sıvı altın ya. Özü. Ya dünyanın en stratejik ürünü bu ya. Peki kaç kardeşim tane cam günün bilmem cam şeyine bunu konuşacaksın ya. Buna sahip çıkacaksın ya. Tuza sahip çıkacaksın. Bu milletin tuzuna, kristal kaya tuzu yemesine sahip çıkacaksın. İşte bunun için birileri çıkmış bir değişim var sanki diye söylemek istiyorum.
Ben bütün kilo problemi yaşayanlar, şeker rahatsızlığı olanlar, diyabet rahatsızlığı olanlar, toksin bedende bağışıklık sistemi düşenler için diyorum ki zeytin yaprağı çayını herkes içsin, bir de yanında yeşil çay içsin, bak görsün. Biz has doktor değiliz, hekim değiliz. Ben bitki genleri üzerine Amerikalarda doktora üstü yapan, bilimsel çalışmalarda bulunan, kitapları olan, kitapsız olmayan biriyim. Kitaba çok bağlıyım bak. Kitaptan hiç taviz vermem. Bilhassa neden taviz vermem? İşte Vettini ve Zeytun. Biliyorsun bir ödül daha verdiler de, altın petek ödülü, bal. Balı tanıttığım için. O da Kur'an'da. Kur'an iki kişiye vahyedilmiş. Biri insan, biri arı diye. Bir de bunun için. Bundan buna inovasyona gittim. Niye? Kardeşim ahirette bu beni kurtarmayacak bak. Bu beni bu kurtaracak. Diyeceğiz ki olorapin maddesi. Bilime bu çok önemli. Evet. Onun için ben zeytini stratejik bir madde. Hem medreselerde yıllarca çekirdeğiyle yutulduğu için, şifasına inandığım için böyle bir şeyi üretmek ihtiyacı, insanlığa hizmet etmek. Çünkü bunlar bizim kitabımda da en az 20 yakın sayfada yine zeytin, zeytinyağı, içindeki olorapin maddesi. Biliyorsun şifalı yemekler kitabımda da bütün yemeklerim zeytinyağı. Bütün kitaplarınızda zeytinyağı ile ilgili muhakkak bir köşe var. Hatta hocam zaten zeytinyağı ve zeytin tarih sahnesine çıktığı bugünden, yani bugüne kadar hep şifa yönüyle kullanılmış, ilaç olarak kullanılmış. Şifalı Bitkiler kitabınızdan ben bir başlık çektim. Hafızayı korumanın yolu zeytinyağından geçer demişsiniz. Bu konuda da İtalya'daki Bari Üniversitesi bir çalışma yapmış. Zeytinyağı tüketen kişilerde hafıza kaybı ve buna bağlı hastalıkların daha az görüldüğünü, aşırı derecede hücre yenilenmesi, anti-aging bir sürecin başladığı belirtilmiş. Tabii şimdi bunlar işte içindeki vitaminleri ben hani saymak istemiyorum, artık biliniyor. Biz konunun ilmi siyasetini anlatalım. Hani zeytin muazzam bir şifa, yağı şifa. Bak, zeytin şifa, çekirdeği şifa, yut günde 7-11 tane, tamam mı? Hiçbir sıkıntısı yok ama bu söylediklerim hep organik, tabi. Yani kimyasallarla yapılmış sabun gibi içine kostik konulursa öldürür seni. Hocam bir ara zeytin içinden ayakkabı boyası bile çıkmıştı. Ayakkabı boyasıyla karartıyorlardı. Bunu karartmak için bak, şunu bu rengi verdirmek için adam demir pası atıyor ya içine. Pas! Ama hocam bunun farkı buradan da belli oluyor. Böyle daha canlı, normal o piyasadakiler gibi. Yani şimdi şey bak değil. Bunu bu şeyle. Abi şifa bak. Olsun hocam bu arada. Çekirdeği her şeyle. Çekirdeğini yutuyoruz. Yuttum. Kaç tane zeytini yutalım günlük böyle yerken? Ben her gün 7 ile 21 arası zeytin yerim. 7-20. Yeşil yerim. Siyah yememeye çalışırım. Ama kendi hani zeytinliklerim var. Meraklıyım. Zeytini, Altınoluk oralarda, pek çok Türkiye'de. Niye? Satmak için mi? Yahu ne yapıyoruz biz bahçelerimizde? Laboratuvar yapıyoruz. Yani. Sürekli fidan dikiyoruz, onları yetiştirmeye çalışıyoruz. Ne yapıyoruz tohumlarını? Yapıyoruz. Tohumlarını tekrar dağıtıyoruz, evet, insanlara. Adam salatalık yapıyoruz bu boyda, 80 santim. Köylü geliyor, aslına veriyoruz. Bak. Bu arada çok güzel bir çalışma da yapıyoruz. Onu geçmeyelim lütfen hocam. Bu genetiği değiştirilmiş ürünleri alıp tekrar dike dike 5-6 yılda geri aslına rücu ettirmeye de çalışıyoruz. Mesela salatalık, domates, kabak çalışmanız, fasulye. Hani, deli diyorlar bize. Evet, ondan para da kazanmıyoruz. Buradaki maksat ve muradımız tamamıyla ki orijinal haline de döndü. Mesela niye salatalık da başardı. Niye 1 milyon yiyen var? Bu insanlar bakıyor, ağzı ne diyor, eli ne yapıyor? Biz konuştuğumuzu hem yazıyoruz hem de üretiyoruz. Hem de yaşatıyoruz kamplarımızda. Evet. Bak. Onunla da ilgili sorular soracağım hocam size son bölümde. Kampla da ilgili sorularımız geliyor. Şimdi onun için biz hem yazdık hem medyada bunu tanıttık uluslararası arenada. Zeytine inanıyoruz, olorapin maddesine inanıyoruz. Kesinlikle zeytin yağını trans hale gelmesi diğer hibrit yağlara göre... Mesela 60-80 dereceye kadar yandığı halde trans
hale dönüşmüyor. Kanserojen hale dönüşmüyor. Bu arada hocam sorular da geliyor. Hem de değerli izleyicilerimizin sorularını da cevaplamış olalım. Zeytin yaprağı çayını şeker hastalığı için nasıl kullanıp nasıl içmeliyiz diyor ve zeytin yaprağı çayı nasıl hazırlanır diye sorular. Efendim burada gördüğünüz tabii zeytin yaprağı bu çok önemli. Burada arkadaşlar gösteriyorlar. Kurutulmuş yaprağı kurutulmuş. Herhangi bir işleme uğramamış. Ama bak şimdi buna kimyasal boya atıyorlar. Yani ilaç atıyorlar. Yani evet. Bakır atıyorlar üstüne. Şimdi söylemek istemiyorum mide bulanmasın. Bu haliyle değil. Bunu evinizde ben şöyle diyeyim. Evinizin bahçesine bir zeytin ağacı dikin. Hem de sevap kazanın. Bir ağacı. Tabii yani Allah'ın Kur'an ya. Kur'an'da ayeti var. Evet. Artı havaya yaydığı raiha var. Kokusu var. Çiçeğinin kokusu. Artı çiçeğinin kokusundan sivrisinek gelmez. Yanaşmaz. Konmaz. Üçüncüsü. Bu yaprakları yere düştüğü zaman alın. Bunu güzelce bir sirkeli suya koyun. Sirkeli suda şeyini çıkartsın zehirini, kimyasalını. Sentetik kimyasalını. Alsın. Ondan sonra kurutsun. Her gün 5 böyle 6 cimcik yaprağı alıp bir taşım kaynatacak yalnız. İçindeki olorapini alması için. Birazcık da içine yeşil çay koysun. Bak ikisini bir içsin. 7 günle 21 gün arası. Sonra şeker şeyle dengesini ötsün. Hakikaten göreceksiniz şekeri normale dönecek. Bu arada üşen geç bir insan olduğum için adıma da soruyorum hocam. Çayını demlemedik diyelim, üşendik, içemedik. Bunun tozunu kurutup da yemeklerimizde de baharat olarak kullanabilir miyiz? Bravo. Bak buradan üşengeçlere de ben bütün çay işini yapamayanlara hocam nasıl yapacağız? Benim evde küçük kutularım var biliyorsun. Evet hocam. Böyle kutunun içine bunu al miksere havanda dök toz haline getir çaya çorbaya her şeyin içine bunu kat. Sıkıntısı yok yiyebiliriz. Hiçbir sıkıntısı yok içindeki etken maddeler bak bunun içinde A'dan C'den bütün amino asitlerden bak insan bedeninde amino asitler var. Kortizondur, insülindir vesaire şunu. Ama bir de dışarıdan alınması gereken bunlar çalışmıyor, hastalanıyoruz. Şekerimiz oluyor, bilmem ne oluyor, ağrı sistemimiz oluyor, eklem romatizmamız oluyor, bağışıklığımız düşüyor. Bunlar hekimlik meselesi. Ama bir 8 tane amino asit var ki bunu doğadan almak lazım. Tespit edilebilen 6, 8 tane. Onun için işte bu çayları içmemiz gerekir diye düşünüyorum. Herkese bir formül. Çayını içtin, içemedin, tozunu yap, al tozunu sıcak suyun içine koy, her sabah akşam birer bardak iç, 3 hafta içinde şekerin dengeye dönüyor mu bir bak. Artı bununla ilgili olarak da vettini ve zeytin diyor ya, işte tinde etken maddeyi alarak incire, ikisinin de şeyini yaparak onun da ekstratını üniversite işbirliğiyle ortaya çıkarttık, insan nesline hediye ettik. Mesela çok önemli. Bunların hepsini ben bağışıklığı düşmüş kötü hastalıklara da bunu kullanabilirler diye söylemek istiyorum. Zaten hocam incir ağacının olduğu yerde zeytin ağacı, zeytin ağacının olduğu yerde de incir ağacı muhakkak görüyoruz. Özellikle, uzun ömürlülük. Evet. Orada uzun ömürlülüğün sırrı bu. 150, yani 120'yi görüyorlar. E niye Nazilli'de sayın vekiller, bölge milletvekilleri çağırdılar gittik biliyorsun uzun ömürlü. Hakikaten köylerine gittik zeytin incir var. O bölgede, Aydın bölgesi. İnsanlar 100-110 yaşında, hepsi sağlıklı değil ama. Ölemiyorlar çünkü maneviyat eksik, hepsi şey olmuyor. Hocam bir kısa reklama gidelim. Reklamların ardından kozmik yaşamda uzun ömürlülüğün sırrı ne? O konuda da sorularımız var. Sizden birkaç da formül evet. Alalım diyoruz. Kısa bir reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra yine burada olacağız. Formülleri vermeye devam edeceğiz. Allergisi otlaka, elma, sigren, baş ağrılarında %100 şifadır kainat şifanesiyle. Değerli Akit TV izleyicileri şu an Bursa, Lavaor aralarındaki zeytin bölgesinde. Abi zeytin Akdeniz'in. Orhan Gazi'deyiz. Değerli kaymakamımız aynı zamanda bir akademisyen ve değerli belediye başkanımız burada. Biz zeytinin önemini anlattık, insanlığa faydasını anlattık. Şimdi de sayın başkanımızdan zeytinle ilgili bu çalışmalarıyla ilgili birkaç sözü sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Öncelikle değerli hocamız Profesör Doktor Ahmet Baran Gebi'ye 39. Zeytin Festivalimize katkılarından, renklendirmelerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Zeytin bizim için çok önemli bir varlık. Orhan Gazi için hem ticari manada hem sağlığa yönelik katkılar açısından çok değerli bir ürünümüz. Dolayısıyla bu ürünümüzün daha da biliniyor olması, bu ürünümüzün gerek insan sağlığına gerek bir şekilde içe ekonomimize katkıları noktasında daha da geliştirilmesi noktasından neler yapılması gerektiği hususunda sağ olsun Anadolu Hocam doyurucu bir konferans verdiler. Fazlasıyla istifade ettik. İnşallah bunları hayata geçirmekle de asıl istifade etme o noktada olacaktır mutlaka. Bizler yerel yöneticiler olarak bize düşeni bu noktada hiç geciktirmeden bir an önce hayata geçirmek üzere olan projelerimizi olmayıp da buradan edildiğimiz bilgilerle de ona ilave edeceğimiz düşüncelerimizi inşallah hayata geçirme noktasında bir irade ortaya koyacağız. Ben tekrar değerli hocamıza bugüne kadarki bilimsel çalışmalarını bizlerle halkımızla paylaşma nezaketli ve hassasiyetler için yürekten teşekkürlerimi ifade ediyorum ve tekrar içimize hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Kaymakam Bey, siz de bu konuda çok meraklısınız. Bu konuda birkaç söz de sizden alalım. İçin zeytin diyorum. Az anlattık ama. Hocam, tabii sizi biz orada yeni tanıştık. Ama yıllardan beri sizin çalışmalarınızı ve mücadelenizi izliyoruz. Hem bu mücadele azminizi örnek alıyoruz. Bunu kendimize yakın hissediyoruz. Hem de gerçekten yeni değerler kazandığımız konusunda, topluma yeni değerler kazandığımız konusunda bu mücadelenizi biz destekliyoruz. Sizden öğrendiğimiz şeyleri biz de artık bundan sonra uygulayacağız inşallah. Uygulayacağız. Ben tekrar katıldığınız için teşekkür ediyorum. Evet, ben de teşekkür ediyorum. Bu organizasyonun bize Oscar ödülü vermiş. Biraz sonra da Oscar ödülü törenine geçeceğiz. Bizi izlemeye devam edin diyor. Evet hocam, bu arada Kaymakam Bey, Sayın Yalçın Bey'e ve Belediye Başkanımız Neşet Bey'e de çok teşekkür ediyoruz bu güzel ödül için. Yalnız Kaymakam Bey konuşurken çok güzel bir cümle kurdu hocam orada. Çalışmalarınızdan ve mücadelenizden dolayı teşekkür ediyoruz ve bu ödülü de o yüzden sizlere. Yan masaya vurmalarımız diyorsun. Ses getiriyor hocam devletten yana. Demek ki sesimiz duyuluyor. Devlet kaymakam seviyesinde duyuldu. Tabii. İnşallah bir gün ülke yukarılarda almış da duyulur diyorsunuz. Ben de hakikaten Doktor Yalçın müthiş bir akademisyen. Evet. İyi bir tecrübeli kaymakam. Sayın Neşet Başkanıma da inşallah daha çok güzel işler yapacağız orada. Müjdeyi sonra veririz. Şu anda bizi bütün Orhan Gazi ve Bursa izliyor. Anons etti başkan. Bütün bölgelerde anons edildi. Başkandan bir söz istiyoruz. Bakın Orhan Gazi ve çevre halkı, İznik ve diğerleri, o bölgeye bir de sağlıklı yaşam merkezi, termal kür var. Ben söz veriyorum. Kaymakamımın desteğiyle, Yalçın Bey çok bu işte projeleri biliyor. Kırsal kalkınma vesaire, özel idare. Ben de söz veriyorum. Orada bir yer verildiği takdirde sağlıklı yaşam merkezini İznik Gölü'nün kenarına kuracağız inşallah. İnşallah diyor hocam. Neden olmasın? Çok evet, da güzel olur. İnşallah. Hayırlısı. İnşallah bu konuda da gerekli çalışmaları zamanla göreceğiz. Evet hocam, isterseniz bu ödül nasıl takdim edildi, evet, bir de onu görelim. Bakalım, ilk defa bir Ahmet'le canlı yayınlandı. Kaç kanalda izleyelim. Evet. Yönetmenimden rica edelim. Bu ödül, bu güzel ödül nasıl takdim Akit edilmiş? Akit TV sunucusu diyelim, hem program yapıcısı hem Yeni Akit gazetesi yazarı bir ödül almış herhalde, haberinde versinler yani. Öncelikle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bu güzel organizasyon münasebetiyle Orhan Gazi Belediye Başkanımıza ve kıymetli kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Bu yıl 39.sunu düzenliyoruz Zeytin Festivalimizi. Orhan Gazi İznik Gölü Havzası'nda, Marmara Bölgesi'nde İznik Gölü Havzası'nda bulunduğu çok güzel. Artık gelişmiş ülkelerin tamamı farkına vardı. Bizim de özellikle bu yörenin sofralı zeytinini ve zeytinyağını kıymetini bilmemiz.
bilerek üretmemiz lazım ve ona göre tüketmemiz lazım. Ben buradan üreticilerimize saygıyla selamlıyorum. Onların karşısında saygıyla eğiliyorum. Gerçekten zeytin demek isterim. O zaman onlar için kocaman bir alkış alalım. De canlı yayınlanacak. Diğer Bursa Olay TV'de de yayınlanıyor. Sayın Vekilimiz, bu bölgede İznik kavgası hakikaten zeytincinin, sofra zeytincinin menbaı ama Türkiye'de en yakınımızdaki tüketim oranlarına baktığımızda Yunanistan halkı 16 kat fazla bizden zeytinyağı tüketiyor. Türkiye'de maalesef 1'e 16. Profesör Doktor Ahmet Maranki yazılı basındaki ödülünü alıyor efendim. Başarılarınız daim olsun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü hazırlayan, bu işlere emeği geçen başta Bursa Milletvekilimiz İsmail Bey, değerli kaymakamımız, belediye başkanımız, bütün bu hazuruna, bu işe emek harcayan bilim adamlarına Türkiye'nin kurtuluşu zeytinledir. Dünyada toprak itibariyle, ekoloji itibariyle, flora itibariyle Türkiye'nin zeytin kalitesi en yüksek bölgedir. Anadolu'muz böyle bir yerdir. Bunun teşvik edilip insanımızın dünyada Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul ettiği stratejik bir zeytin ama içindeki oloropin dediğimiz etken maddede önümüzdeki yıllarda insan sağlığı olarak kullanılacak en önemli maddedir. Ben bunun inovasyonunu çayından, yağından, ekstratına kadar yaptım. Bunun ötesi ilaç sanayi inşallah üretimimiz artınca bunu da bu ülkede yapacağız. Çünkü bizim gidecek başka ülkemiz yok. Vatan bizim, devlet bizim, bayrak bizim. Rabbim bu işleri becermeyi bizlere nasip eylesin. Evet hocam, çok güzel bir ödül töreniydi. Evet. Yalnız orada da bir cümleniz vardı. Ben ona da değinmek istiyorum. Orada da dinlemiştim. 16'ya 1 oranında bir cümle kurdunuz ve dediniz ki zeytinyağı, Türklerdeki zeytinyağı tüketimi çok az. Efendim bu da çok önemli. Biliyorsunuz Türkiye demokrasiye... Zeytinyağı bir ülkeyiz ama en az biz tüketiyoruz herhalde. Yunanistan'a göre daha 16'da bir tüketiyor. 16 kat fazla ki üretimi bizimle başa baş giden bir ülke. Neden? Böyle bir kültürü yok. Bizi sana yağıyla, yani sana derken margarin yağlarıyla, hani zeytinyağlı yiyemem aman, basmadan fistan giyemem aman. Amerika'nın bütün bitkisel o soyalarını getirdiler, margarin yaptılar. Bu arada, bütün zeytinyağlarını da yolladılar ve bu kültürü bitirdiler bu ülkede. Bu türkünün de olayı gerçek mi? Gerçek. Gerçekten yani Balıkesir bölgesinde bunları da bilen yoktur yani. Belki ilk defa duyanlar için, ben daha önceden duydum ama tekrar sizler için soruyorum. Bu zeytinyağlı yiyemem aman türküsü, emperyalizm yaptırdığı bir... Zeytinyağlarını aldı Amerika, margarini yolladı, bitkisel soyayı. Margarin yapıldı ondan. Zeytinyağı çok pahalandığı için, olamadığı için, pahalandığı için ne yaptı? Yiyemedi. Para da kazanamadığı için fistan da alamadı. Fistan da giyemedim aman. Yani bir küçümseme de var burada. Yani böyle çok önemli bir şey. Tabii bunlar bir oyundur bu ülkede. Ben herkese diyorum ki maalesef ben okullara süt dağıtılıyor, kesinlikle kınıyorum. Süt içilecek bir madde değildir. Mukustur, laktoz ve asitleri kontrol edilmelidir. Alerjik reaksiyonlarına bakılmalıdır. Üzümlü katılıyorum ama bu millete okullara verilecek tek şey küçük şeylerle zeytinyağı. İşte beyin enerjisini arttıracak. Sağlıklı, güçlü bir hayat. Herkes saçına sür, cildine sür, bedenini yakaya. Niye güreşçiler hepsi zeytinyağıyla yağlanır? Şifadır yani. Zeytinyağlı bir sabun şifadır işte gördüğünüz gibi. Şifadır. Zeytinyağlı şampuan şifadır. Zeytin şifadır. Yaprağı şifadır. Kabuğu şifadır yani. Onun için ben bunun böyle olmasını istiyorum ve ben bu ödülü de jüri heyetine tekrar teşekkür ediyorum. Çok manidar. İnşallah daha büyük şeyler yapacağız zeytinde. Daha ileri teknolojileri geliştiriyoruz şu an. İnşallah Ege Üniversitesi, 9 Eylül, Celal Bayar, Balıkesir ve daha pek çok bizle işbirliği yapmak isteyen üniversitelerle bunu inovasyonu daha teknolojik ileriye getirip daha böyle minimize hallere, bir ton değil de işte bunu böyle bir gram değil de daha minimize ilaç sektöründe kullanılacak hale getirilebilir mi? Türkiye bağımsız olursa getirilebilir ama şu an daha bir adım var bu merhaleye diyorum. Orada çok önemli bir şey yaptık o gün. İlmimizin zekatını da verdik.
400'e yakın talebe bu işlerde, okullarda bununla meraklı çiftçi aileleri geldiler. Onlara zeytin şifadır diye bir konferansımız vardı. Orada cümlelerim var. Sağlıklı düşün, zeytin ile beslen konulu da bir konferans verdi hocam festival kapsamında. İsterseniz bir de o videoyu izleyelim hocam. Neler anlatmışız, coşku nasılmış bir bakalım. Kitaplarından, televizyon programlarından tanıyacağınız Profesör Doktor Ahmet Mananki hocamız 1956 yılında Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde doğmuştur. Tabii çok uzun ve başarılarla dolu bir özgeçmişi var Ahmet Mananki hocamızın. Hocamız stratejik araştırma uzmanı ve Türkiye'nin Lokman hekimi olarak bilinmektedir. Şimdi eşsiz sunumlarını gerçekleştirmek üzere alkışlarımızla Profesör Doktor Ahmet Mananki hocamızı sahneye davet ediyoruz. Evet. Yüzümüz güldü niye? Böyle gençler var geleceğimizin teminatı. Ha buraya hoca çıktı. Hoca sınıfa girdi mi ne olur? Ses kesilir. Evet, hocalar biraz aksidir. Hoca konuşacak, talebe dinleyecek. Bugün gençler için çok güzel söyledikler de anlatacağım. Onlar buradayken üniversiteye gidiyorlar, sınavlara gidiyor. Çok şükür Türkiye bundan kurtuluyor. Bu Albert 1941'de biliyorsunuz, yarınki Yeni Akit'teki köşe yazım. Türkiye'nin milli eğitimi ne zaman bitecek? Milli eğitim nedir? Yani milli, kainatta yaratılan bütün nebatat, bütün hayvanat, köküyle, sapıyla, kabuğuyla, boyuyla, şekliyle, meyvesiyle, çiçeğiyle, içindeki maddeleriyle insana hizmet etmek için yaratılmıştır. Mesela. Şimdi bunun yaprağına bakalım. Şimdi zeytine bana göre en önemli inovasyonu oloropine erişilmesi. Doğru mu hocam? Bak, oloropin. Dünya İlaç Ajansı, World Medicine Ajans, zeytinin yağını demiyor bak. Zeytini demiyor. Hani ben Edremit bölgesinde çalışıyorum. Bizi bu bölgeye davet edenler... Evet hocam, coşkulu bir festival. Orhan Gazi'yi baştan başa gezdik, her kitleye seslendik, ödülümüzü de aldık. Buradan biz de tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. İsterseniz bir sorum daha var. Bu konunun programın başında da söyledik. Dedik ki kaliteli yaş almak, sağlıklı yaşamak isteyenlere de müjdemiz var. Kamp bir önceki detoks tarihlerini kaçıranlar için yeni detoks tarihleri alıp birkaç da bu konuda sizden cümle almak isteriz hocam. Az mı vaktimiz var? Evet hocam, son 3-4 dakikamız. Ben tabii bu konuyu Türkiye Zeytin Federasyonu'na, bu işe Bursa Valiliği, Orhan Gazi Kaymakamımız Doktor Yalçın'a ve yine Neşet Çağlayan Başkanıma, tabii Ziraat Sanayi Ticari Üniversitesi saymak istemiyorum. Hakikaten güzel bir hizmet. Zeytin Oscar'ı, bilmem Ali Oscar'ı, Veli Oscar'ı, Sanatçı Oscar'ı, Portakal Oscar'ı bilmem ne var. Bir kere tebrik ediyorum. Bir adı bozuk Oscar hani. Onu da böyle zeytin ödülü gibi denir ama bir çağrıştırma için güzel bir şey yine de. Ondan dolayı çok tepki aldık biz de. Ama bunlara alışmayalım. Zeytini, o bölge çok önemli bir bölge, kirlenmemiş bir bölge. Fakat orada sanayi arttırılıyor. Buna tedbir alınması lazım. Ben şunu söyleyeyim. O bölgede şimdi detoks kamplarımız var bizim. Tektonik bir bölge, sıcak su var. O bölgede sağlıklı yaşam atölyesi olursa bölgenin kalkınmasının lokomotifi olur diye söylemek istiyorum. Efendim, detoks dediğimiz hadise de yine zeytinyağla bağlı. Çünkü son gün 7 gün yapılıyor efendim. 7 gün şu anda bizim kendi kamplarımız var, otellerimiz var. İzmit'te yapıyoruz. Türkel, Termal, Kür otelleri. İnsanlar geliyor dünyanın her yerinden. Bu ara 100 kişi ise 70'i yurt dışı, 30'u Türkiye. Çok garip yani. O da geliyorlar insanlar, eşofmanını alıyor. Ne yapıyoruz? Burada bir hasta tedavisi yok. Hastane hizmeti verilmiyor. Sağlıklı yaşam. Maranki hocanın judo tekvando ikinci dan shiatsu hocası Maranki, İstanbul Güreş İstas Kulübü'nde hala spor yapan bir Maranki, orada sabah sporunu yaptırıyor. Ne yapıyor? Kol uzatıyoruz, dirsek uzatıyoruz vesaire uzatıyoruz. Hepsini, bunu bizzatı benim kontrolümde.
bu sporları yapıyor. Hakikaten insanlar 1-2 santim boyları uzuyor ölçtüğümüzde. Çünkü eklem araları, dirsek araları açıldığı için, yani siz kolunuzu ileri attığınızda bu kolunuzdaki elastikiyet kazanıyorsunuz. Öğlen ve akşam yemeklerimiz oluyor. Evinizde bunu yapabiliyorsunuz. Sadece sebze, çorba, işte enginardır, pazıdır, kerevizdir, lahanadır. Niye bunlar? Çünkü bunlar dünyanın en alkali gıdalarıdır. Bu alkali gıdalar da bedendeki toksinleri, asitleri çözer. Niçin hastalanırız biz? Bedenimiz asitik olduğu için. Toksima, zehirlendiğimiz için. Bunları attığınızda ne olur? Bedeniniz kendine gelir, bağışıklık sisteminiz güçlenir, sağlıklı hayata geçersin. Şekerdir, insülindir, kanserdir, doğuramamadır, strestir, sıkıntıdır. Bunların hepsi bize göre insanın bağışıklık, metabolik bozukluklardır. İnsan normal bir yaşantıya geçtiği zaman bunlar düzeldi mi? Hastalıklar biraz sonuçtur. Onlar doktorların işi, bizim işimiz değil. Akşam yine güzel böyle pürelerimiz var, meyvelerimiz var. Tatlılarımız bile hep meyve. İncidir, ayvadır, kabaktır, şifalı yemekler kitabından. Bunları yapıyoruz. Tabii besin destek ürünlerimiz var, metotlarımız var, yemeklerimiz var. Bunlarla son gece işte zeytinyağı. Burada gördüğünüz bu zeytinyağının içine limonumuzu sıkıyoruz dolunay gününde ve onu içiyoruz. Sabahleyin parazitler, bütün kurtlar, çamurların hepsini atıyoruz. Bir haftada 7-8 kilo insanlar mutlu, huzurlu yaşayıp veriyorlar. Kalan ömrünüzü Allah'ın verdiği ömrü uzatamazsınız. Ama kalan ömrü kaliteli, dik, sağlıklı yaşamanın mümkün olduğunu biz 52 dönemdir, 10 yıldır insanlığa gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bile 1-2-3 defa bu işlemi yaptığını basından biliyoruz. Son kamp tarihini sordun, 22-29 Aralık. Kaçıranlar 22-29 dolunay günlerinde evinde herkes bu uygulamayı yapıyor. Akit TV izleyicilerine de haftaya bu konuyu detaylı anlatacağız. Daha detaylı gireceğiz. Tabii. Bir bölüm işleyeceğiz. Ama insanlar şimdiden hazırlansın. Avrupa'da Noel tatili diyorlar mesela. Ne yapabilirler? Bir haftalık lavman setlerini ücretsiz gönderiyoruz. Çok broşürle beraber. Hocam. Sadece Akit TV izleyicileri için bunu söylüyorum. 22-29 Aralık'ta herkesi detoks yapmaya ve kamplarımıza kaliteli bekliyoruz. Yaşamak isteyenleri 22-29 Aralık'ta detoks yapmaya davet ediyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz yine. Çok güzel bir program geçirdik. Tabii hızlıca da bitti. Ağzınıza sağlık diyoruz. Haftaya görüşmek üzere diyelim evet, hocam. Evet, yarın Gebze'de yine çok önemli bir toplantımız var. Sanayi Ticaret Odası Mehmet Ali Kartal'ın düzenlediği bir toplantıda sağlıklı düşün, beslen, yaşayı anlatmaya devam edeceğiz. Şimdiden ağzınıza sağlık diyelim hocam. Evet değerli Akit TV izleyicileri, bize ayrılan sürenin de bu hafta sonuna geldik. Haftaya cumartesi görüşmek üzere diyoruz. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. Evet, Oscar ödülümüzle de haftayı kapatalım. Evet. İyi akşamlar herkese.